Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugün Ankara'nın Bağlıca bölgesine geldim. Bisiklet severlerin korkulu rüyası olan Bağlıca Yapracık arasındaki yokuşu elektrikli bisikletimle çıkmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz ama ben şu an gözlerime inanamıyorum. Bu bisiklet oraya çıkmaz ki. Karşıdaki yokuşu görebiliyor musunuz? Yani hiç ihtimal vermiyorum. Burası kaç derece buranın eğimi ya? Enteresan. Dostlar evet Yapracık yokuşuna doğru gidiyoruz ama yani ben böyle bir yokuşu daha önce hiç görmedim. %45 eğim. Zaten çıkan araba bile yok ki burayı. Baksana giden arabaya nasıl çıkıyor. Vay vay vay. Burayı artık çok yavaş çıkacağız. Bir dakika ne yapalım? Vitesimizi en düşüğe alalım bence. Neyse dur. Deneyelim. Evet şu an ayna kolu 38'e getirdim. 28 şansımız da var tabi. Ayna kol 38'de. Yani 14. vitesteyim. Yavaş yavaş vitesi düşüreceğiz. Ve burayı çıkmaya çalışacağız beraber. Haydi bakalım. Yavaş yavaş yokuşa doğru yaklaşıyoruz. Burayı bir takipçime sordum, bir dostuma sordum. Abi dedi elektrikli bisiklet oraya çıkmaz. Ben dedim ya ben geçen Emir yörünü çıktım. Abi buraya çıkmaz dedi bana. Bakalım. Yavaş yavaş inancım artıyor. Bence çıkacağız burayı. Şu an destek seviyesi 5'te 413 watt güç harcıyor elektrikli kitim. Vitesimiz 14'te. Gelin biraz yumuşatalım. 12'ye aldım vitesi. Ayna kol 38'de yani ikinci ayna kolda. Evet, yokuşu çıkmaya başladık. 570 watt güç harcıyoruz şu an. O meşhur Yapracık yokuşunu çıkıyoruz dostlar. watt güç harcıyor şu an. Destek hala 5'te. Yokuşu yarıladık. Tabii pedalla destek veriyorum. Çok sert diyemem. Motora çok fazla güç binmesini istemiyorum. Ben de destekliyorum.
700 watt güç harcıyor kitimiz. Çok ciddi bir yokuş gerçekten. Ankara Yapracık köyüne doğru giden yokuş. Yokuşu bitirmek üzereyiz. Evet. Yokuşu tamamladık. Bu sefer biraz yoruldum. Çünkü çok uzun ve dik bir yokuştu. Ben de çok destek vermek zorunda kaldım. Birazcık yoruldum diyebilirim. Bağlıca Yapracık yokuşunu başarıyla çıktı. Tabii burada kendimin de payı var. Çünkü ben de bayağı pedalla destek verdim. Güzel. Yani bisiklet sürmeye uygun bir yer burası. Çok kalabalık değil. Görsel olarak da fena bir yere benzemiyor. Bisiklet severler. Bağlıca Yapracık arasına turlayabilirler. Yani o yokuş var tabii ama eğer o yokuşu çıkamazsanız orada artık bisikletinizle beraber yürüyeceksiniz bir miktar. İlla her yokuşu bisikletle çıkacaksınız diye bir kaide yok. Elektrikli bisikletlerde bile o mod var. İsterseniz eksi tuşuna uzun basarsanız bu kitlerde sizinle birlikte yürüyüş moduna geçiyor. 6 km saat hızla sizle yürüyor. Güzel yerler var. Burada hiking yapılır. Doğa yürüyüşü yapılır. Tabii bisiklet sürmenin en keyifli yanı da çıktığın yokuşu geri inmek. Haydi çıktığımız yokuşu geri inelim. Hızımız 55. Çok fren kullandım ama katlanır bisikletlere hala güvenmiyorum. 53-54. Bıraksam 70'e kadar gider bu. Müthiş bir his ya. Çıktığın yokuşu geri inmek. Tamamen özgür oluyorsun. Evet. İnanılmaz ya. Şurayı çıktık. Abi burada frenden elimi çeksem 100'e kadar yolu var. Hakikaten ya, müthiş bir yer çıkmışız.
Dostlar aman diyeyim, kişisel koruyucu donanımsız sakın çıkmayın. Sakın buralara da gelmeyin. Harika ya. Manzaraya bak. Bu vesileyle Mücahit abiye de teşekkür edeyim. Onun sayesinde buraya geldim. Evet, şurada videoyu kapatacağım. Dostlar umarım bu kısa turu beğenmişsinizdir. Evet, bisiklet severlerin korkulu rüyası olacak kadar korkulu bir yokuştu. Yaklaşık 5 kilometrede 300 metre kadar yükseldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bağlıca Yapracık arası gerçekten bisiklet sürmek için güzel bir yer. Hepinizi, bisiklet severleri buraya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.